Annemin bana hep söylediği bir şey var. Ters emeklemeye başladın sen. Geri geri emeklemeye başladın. Muhalif olacağın bebeklikten belliydi diyor. Ama yani hep bir vicdanlı tarafım vardı çocukluğumdan itibaren. Yani hiçbir zaman hayatım boyunca kar sevmedim mesela. Herkes için oyun alanıydı. Benim için yoksullar üşüyecek. Özlem Dalkıran, aktivist, çevirmen, yazar. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin kurucu üyelerinden. 5 Temmuz 2017'de Büyükada'da Yurttaşlık Derneği'ni temsilen bulunduğu eğitim çalıştayı sırasında kendisi gibi 9 hak savunucusuyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 30 saat boyunca haber alınamadı. Sonrasında tutuklandı. Bunu izleyen 3 yıllık yargılama sürecinde tüm hayatı değişti. Özlem Dalkıran'a örgüte yardım suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi, istinaf başvurusu esastan reddedildi. Dalkıran hayatını ve hak savunuculuğunu yurt dışında sürdürüyor. Sessiz Kalma'ya hoş geldiniz. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini bir araya getiriyor. Karşılaştıkları zorluklar, dayanışma ve direniş pratikleri üzerinden Türkiye'nin son yıllarındaki değişime ayna tutuyor. Hikayelerini, onları ses çıkarmaya iten süreçleri, önemli dönemeçlerini soruyor. Sessiz Kalma'nın bu bölümünde aktivist, yazar ve çevirmen Özlem Dalkıran'ın hikayesini dinliyoruz. Benim hiç geleceğe dair bir vizyonum olmadı ya. Yani çocukken de bilmiyordum, hala da bilmiyorum. O yüzden de ne bir kariyer yaptım, ne bir şey yaptım. İşte ne bileyim, folklor oynarken dansçı olma hayalim vardı. Tiyatro yaparken tiyatrocu olma hayalim vardı. Sonra bir şekilde kamera arkasına geçtim. Orada hiçbir zaman hani bir yönetmen olma hayalim olmadı ama dediğim gibi bir şey, ya bir baltaya sap olmak gibi bir plan bir türlü kuramadım. 1965 İstanbul doğumlu Özlem Dalkıran için aktivistlik bir plandan çok bir refleksi izlemek gibidir. En fazla ihlale uğrayan kesimlerin etiketlerini taşıyan bir insan olmadığının altını çizer. Onun sözleriyle bir baltaya sap olmak gibi bir hayal de kurmamıştır. Ama Dalkıran annesinin dediği gibi hep tersine emeklemiştir. Bu tanım Türkiye'de baskı ve şiddet dalgasına karşı yüzen hak savunucularını resmeder. O yüzden sanıyorum olmam gereken yerdeyim. Yani bulunduğum yerden hep çok mutlu oldum, öyle söyleyeyim. Tabii ki para kazanmak için bir ton iş yaptım. Hatta ara ara işte sivil toplum kuruluşlarında ara ara projelerden de para kazandığım oldu vesaire ama hani çok düzenli, maaşlı ilk Helsinki Kürtler Derneği'nde kısa bir süre çalıştım. Ücretli olarak yani. Ondan sonra da bu işim aslında gerçekten hani para kazanarak hak savunuculuğu yaptığım diyeyim ya da insan hakları alanında çalıştığım düzenli iş bu. 56 yaşında biraz acıklı oluyor ama. Her ne kadar hayatını sivil toplumdan kazanmaya çok geç başladığını söylese de yaptığı işi bir özveri ya da fedakarlık olarak tanımlamaz. Ona göre sahada olmak, hak ihlallerini takip etmekte bir tür çelişki barındırmaktadır. Hem çok bencil hem de bütün bencilliklerinizden arınmanızı gerektiren bir sahadayız biz. Yani çok bencil çünkü aslında ben hep yani yıllarca bana sorulduğunda hep şey söyledim. Yani ne kadar ulvi bir şey yapıyorsun diye. Hayır yapmıyorum. Aslında çok bencilce bir şey bu. Yani bir gün ben de işkence görmemek için yapıyorum. İşte bir gün ben de biri benim hakkımı savunacaktır bilgisiyle yapıyorum. Yani için işte emek olmuyor. Yani dans edemediğim devrim benim devrimim değildir gibi bir şey bu. Yani içinde yaşamak istediğim dünya nasıl bir dünya olacaksa ben o dünyayı kurmak üzere çalışıyorum aslında. Dalkıran, ortak bir yaşamı kurmamızın ön koşulunun başkalarının dertlerinin bizim de derdimiz olduğu anlayışını benimsemekten geçtiğini vurgular.
birbirimizin haklarını kolladığımız bir geleceği hayal etmektedir. Uzun zaman kendini aktivist olarak tanımlayan Dalkıran'ın hak savunuculuğu tanımının da sahiplenilmesi gerektiğini düşünmeye başlaması ise sonraya denk gelir. Ben kendimi aktivist olarak tanıyordum. Yani biraz hak savunucusu, hatta kızıyordum niye böyle kendimize etiketler yapıyoruz. Ama ne zaman ki insan hakları savunucularına karşı, aktivistlere karşı çok sistemli baskılar oluşmaya başladı ve uluslararası topluluk hak savunucularının da hakları savunulması gerekiyor. Onun için önce kendimizi hak savunucusu olarak tanımlayıp bu tanımı kabul ettirmemiz gerekiyor dediğinde, açıkçası biraz bu misyonu edinerek kendime insan hakları savunucusu demeye başladım. Çünkü hani işkencenin tanımını yapabilmek önemlidir, işkenceye işkence demek için. Bu da aynı şey. Dalkıran hak savunucusu tanımını sahiplense de kendini tek bir kimlikle tanımlamaz. Türkiye gibi siyasetin hızla değiştiği ve bireye doğrudan etki ettiği bir ülkede birey de buna göre şekil değiştirmek zorunda kalacak, zaman zaman bir kimliği diğerinin önüne geçecektir. Aslında daha konforlu bir yerdeyim baktığımızda. O yüzden de bu dediğin gibi kadın daha öne çıktı. Çünkü her gün kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ayrımcılık, kadına yönelik aşağılama, yani her cepheden saldırıya uğradıkça o yönünü önüne çıkarıyorsun tabii. Ya da hangi mecradaysan, hangi kavgadaysan o kavganın bayrağını taşımaya başlıyorsun. İşte kadın mücadelesinde kadın bayrağını taşıyorsun. Hak savunucularına yönelik sistemli bir karşı duruş olduğunda orada o bayrağı öne çıkarıyorsun. O bayraklar hep cebimizde duruyor. Birini çıkarıp sallamaya başlıyoruz. Ama hepsi aslında bizi biz yapan şeyler. Cebimizde taşıdığımız bayraklar ifadesiyle bu kadar çok hak ihlalinin yaşandığı bir ülkede kimliğimizin de bundan bağımsız olamayacağını anlatır. İhlaller farklı kesimleri hedef alsa da ses çıkarma refleksi bakidir. Yani Türkiye gibi bir dünya şeyde de ülkede de çok kolay o yolu bulabilirsiniz. Çünkü doğduğumdan beri ihlallerle sarmalanmış durumdayım. Yani bir gün yüzü görmedik derler ya. Yani Türkiye'de 65 doğumluyum. İşte kaç darbe, kaç modern darbe, kaç başarısız darbe gördük, kaç işkence, kaç arkadaşımızı gömdük, kaç arkadaşımızı hastanelerde ziyaret ettik, kaç yaralı taşıdık, artık sayısını bilmiyorsunuz. Yani bütün bunların karşısında sessiz kalmak çok zor bence. Yazar ve eğitmen Karin Karakaşlı da bu bitmeyen ihlal dalgasıyla şekillenen karşılaşmalardan, arkadaşlıklardan şöyle bahsediyor. Arkadaşım Özlem Dalkıran'la en son kalabalık bir cadde trafiğinin ortasında karşıdan karşıya geçerken rastlaşınca film sahnesi gibi oldu diye gülmüştük epey. Biz birbirimizi böyle mahkeme salonlarında, cenazelerde, yürüyüşlerde, bitmeyen toplantılarda görür, önünde arkasında biraz kaçak zaman yaratabilirsek mutlu oluruz. İnanırız ya hani, yapılacaklar vardır. Ve biliriz, sevgimiz oradadır. Dalkıran, aynı dert etrafında bir kolektif oluşturabilen, beraber üretip ses çıkarabilen insanların umudu da birlikte yaratabileceğinin farkındadır. Ama aynı zamanda daralan sivil alanın sokaktaki etkisine de yakından tanıklık etmiştir. Sürekli yeniliyoruz sokaktayken. Yeniliyoruz derken şöyle söyleyeyim. Bir eyleme gidiyorsun, 1000 kişisin, 3 gaz, biber gazıyla dağılıyorsun. Bir sonrakine gittiğinde yine gazı yiyeceğini bildiğin için 1000 yerine 800'e düşüyorsun. Çünkü işte korku da değil, sağlık durumun oluyor, bir şey oluyor. Ve sonunda yani bunu o kadar uzun süre yaşadık ki 50 kişilik eylemler.
bu baskılardan kendisi de muaf değildir. 30 yılı aşkın süredir başta silahsızlanma olmak üzere şiddet karşıtlığı, barış ve mülteci hakları gibi alanlarda mücadele yürüten Dalkıran'ın Büyükada davası kapsamında silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla yargılanması şaşırtıcı olmasa da kendisinin duruşma beyanında belirttiği üzere hayatını inşa ettiği değerlerle varoluşuyla taban tabana zıttır. Mesela Allah'ım bu benim nasıl başıma geldi diye bir şey düşünmedim. Çünkü ben zaten son 2 yıldır bu benim de başıma gelecek diye bekliyordum. Ha böyle mi bekliyordum? Hayır. Yani saçma sapan bir atölye çalışmasının ortasında yani hakikaten devlet olsam utanırım. Şu yaptığımdan kadar komik bir şekilde bu beceriksizce yapılmış bir gözaltı ve yargılama süreci diyeyim. Yıllarca mahkeme koridorlarında desteklemeye gitti, kriminalize edilmiş, adil yargılanma hakları ellerinden alınmış insanların yerinde bu sefer kendini bulur. Ve bu süreçten yalnızca kendisi değil, çevresi ve en yakınları da etkilenecektir. Her seferinde annem şunu söylüyor, hapiste değilsin, benim için önemli değil. Çünkü annem, tabii yani sadece annem değil, babam, kardeşim, bütün yani birinci derece akrabalarım. O hapishane sürecini çok tabii Silivri. Bizim için onlar çok travmatik deneyimlerdi. Yani arkadaşımızı görmeye gittiğimizde yaşadığımız ki biz bile çok sinir oluyoruz. Hani üst aramaları, işte retina taramaları vesaire inanılmaz bir baskı unsuru onların hepsi. Hepsi hak ihlali baktığımızda güvenlik falan değil onlar. Bunu hayatı boyunca böyle şeylerle yaşamam. Yani bunları yaşamamış, hiç bunları görmemiş. Birisini bir de yaşlı başlı insanlar tabii bu insanlar. O süreç bir de tabii seni bir camın arkasında sadece telefonla dokunamadan vesaire görmek. Yani ilk birkaç gelişinde tabii çok ağladı. Ama ondan sonra o kadar güçlü geldi ki şey oldu yani bir şekilde işte o becerdi. Orada kakara kikiri gülüşmelere başladık yine. Yani biz çok güleriz annemle. Bir araya geldiğimde çok eğleniriz yani. Onu tekrar şey yapmaya başladık. Özlem Dalkıran'a açılan davanın iddianamesinde Büyükada'da sivil toplum kuruluşlarının bilgisi dahilinde gerçekleştirilen olağan bir atölye çalışması bir suçmuş gibi damgalanır. Bu, iddianameye eklenen yeni bir kişiyle birlikte sayıları 11 olan insan hakları savunucularının hayatlarını geri dönülemez biçimde değiştirecek bir dönemin başlangıcı olacaktır. Yine de bütün bu süreç sırasında tanık olduğu dayanışma, en kötü koşullarda dahi insani bağların nasıl kurulabildiğini, umut ve direnişin böylesi birlikteliklerden doğduğunu gösterecektir. Annesini kastederek şunları söyler. Yani onun için insan hakları mücadelesi hep şeydi. Tanık olduğu için sürekli adliye koridorlarında birilerinin davalarına gidiyoruz, geliyoruz vesaire. Hep ürküyordu tabii ki. Her seferinde anne benim de bir gün başıma gelebilir, oturacak mı bir köşede o zaman diyordum. Yani benim için hiç kimse bir şey yapmasa mutlu mu olurdun diyordum. Yani ne zaman ki ben gözaltına alındım ve işte şeyde herkes gidip annemle konuştu vesaire işte. Ondan sonra annem anladı dayanışmanın ve benim yaptığım işin aslında ne kadar önemli olduğunu. Oldukça yıpratıcı bir yargılanma süreci sonrası Dalkıran, yurt dışından gelen bir iş teklifinin akabinde ülkeden ayrılmaya karar verir. Bütün bu yaşananlar sonrası burukluk hissetmemesi imkansızdır. Benim için en üzücü olan aslında şu an Türkiye'ye uzak kalmış olmak. Yani ha dönersem bir başıma bir şey gelir mi sanmıyorum. Ama şeyim koptu, gönül bağım koptu Türkiye'yle. Yani sadece davanın kendisiyle değil daha sonra üstüne bir ton şey yaşandı falan ve yani çok da istediğim ve çok sevdiğim bir şans önüme gelince iş olarak şey yaptım. Yani hani bir mülteci değilim, ülkeden pasaportumla
paşalar yani normal kapıdan çıktım. Bir yasam yoktu, bir şeyim yoktu. Dolayısıyla her an geri de dönebilirim muhtemelen. Ama yani şey bilmiyorsun ki bu ülkede kaç kişinin hakkında ne kadar soruşturma dosyası var. Canları istedi, yoksa bile canları istediğinde o an bir şey yaparlar ve buradaki işimi ve buradaki şeyimi kaybetmek istemiyorum açıkçası. O riski almak istemiyorum. Tek şeyim bu. Yani sevdiğim insanlardan, sevdiğim mücadelelerden uzakta kaldım. Yani cumartesi günleri saat 12'de Galatasaray Meydanı'nda olmayı özlemiyor muyum? Çok özlüyorum. Gerçi orada olamıyoruz artık. Bayağıdır yani, o da ayrı bir dert. Kendimi nasıl avutuyorum? Buradan o meydanın açılması için ne yapabilirim uluslararası alanda diye düşünerek kendimi avutuyorum, öyle diyeyim. Uzaktan mücadelesini sürdürse de ülkede olamamak onu bir seyirci konumuna sıkıştırır. O ise seyirci değil, sahada olmanın özgürleştirici olduğunun farkındadır. Seyircilik, eyleme geçememek, çaresizlik hissini de beraberinde getirir. Ama fiilen oradaki aktivistlerle, oradaki hak savunucularıyla yan yana olmadığım için ya da işte işim full time bir iş olduğu için ve 2 saatte geride, 3 saatte geride olduğum için şeye göre fiilen katkıda bulunduğum çok fazla bir şey olamadığı için seyirciyim aslında. O seyirci olmanın getirdiği şey kuşatıyor ve boğuyor esasen. Bizim gibi insanları. Yani analizlerimiz içerideyken daha mı doğru oluyor, dışarıdayken mi daha doğru, çok emin değilim ama iki ayrı aktivist özlem var şu an. Yani içerideki özlemle dışarıdaki özlem farklı 2 kişi. Yani orada hayatımın bölünmez bütün parçasıydı. Yani her anım Türkiye'deki işte ne bileyim siyasetiyle, ihlalleriyle, gülüşüyle için parçasıydım. Şimdi parçası değilim. Şimdi uzaktan dürbünle baktığım bir yer orası benim. Dolayısıyla onun getirdiği sıkıntı aslında kuşatan. İçerideki ihlallerden çok. Çünkü çaresizlik çok kötü bir şey. Yani orada olsam şunu yapabilirdim şimdi ya da birlikte şunu yapabilirdik bir şey. Ama yapamıyorsun işte yani. Onun öfkesi var. Türkiye'ye dair en çok özlediği şeyler, bir arada ortak bir mücadelenin parçası olmakla uzun sohbetli sofraların getirdiği yakınlık ve heyecanla ilgilidir. Yani rakım da var nihayet. Normalde uzayla idare ediyordum. Ama yani tabii onun yanındaki memleketi kurtarma sohbetimiz yok. Yani insanları alıştıramadım şurada oturup masa başında saatlerce konuşmaya ilişkiyle. Onu özlüyorum. Devrim yapıyoruz burada masalarda ya. En güzel kampanyalar o zamanlar çıkıyor. Fikirler. En samimi sohbetler, en samimi eleştiriler, çok yüz yüze söyleyemeyeceğimiz belki yani yaptığımız çalışma ile ilgili. Yani her şey çok yüreğimizi de masaya meze edip yediğimiz için onları özlüyorum. Başka neyi özlüyorum? İşte küçük balık tabii, o bizim güzel küçük balıklarımız yok. Bunları özlüyorum. En çok da tabii hani mesela canım sıkıldı, kalkayım annemin yanına gideyim. Yok. Dalkıran, 113 gün süren tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Bu süreyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru 23 Mart 2021'de sonuçlandı. Mahkeme, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vererek Dalkıran'a 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kararında Büyükada'daki toplantının gizli olduğuna dair bir delil olmadığı, ayrıca toplantı gizli de olsa bunun tek başına suç teşkil etmeyeceği ifade edildi. Şimdi yani o tazminat parası da pul oldu gerçi ama o da yine bu mücadeleye harcanacak. Onu ben şampanyalar açıp da kutlamayacağım ki. Yani
Dolayısıyla sağ cebimden aldılar parayı. Sonra kendi senin benim paramı bana geri veriyorlar. Bir de öyle bir durum var yani. Dolayısıyla para da hak ettiği yere gidecek gene. Değişmez bir döngü içinde. Ama evet yani mutlu etti. Çünkü bir de emsal bir şey olarak kullanılabilir belki. Yani oradaki gerekçeler bir sonraki davada da bir vaka şey olarak emsal vaka olarak kullanılacak. En ufak zaferi bile büyük zafer olarak hanemize yazıp yine araçsallaştırıyoruz. Bu olumsuz deneyimi mücadeleye aktarabilmek, Dalkıran'ın dediği gibi bir nevi araçsallaştırmak, hak mücadelelerinin parçası olanlara yönelik ülkede ve aslında tüm dünyada devam eden baskıyı kırmanın bir yoludur. Elimizdeki her aracı bir şekilde çözüm odaklı kullanmaya çalışıyoruz. Bunu böyle kullanıyorum aslında. Çok şikayet etmiyorum yani. Cezaevi koşullarından bahsediyorsun, adil yargılanmak, nasıl imkansız Türkiye'de ondan bahsediyor. Yani elimde birinci ağızdan anlatabileceğim o kadar çok malzeme var ki. Ama öyle bir algı yaratıldı ki Türkiye'nin, yani gazete okuyan ya da haberleri takip yandaşları diyeyim, hepimizi azılı teröristler olarak gördü. Ve yani kendimizi yaptığımız savunmalarla, bilmem nelerle kimse o savunmaları dinlemiyor. İnsan hakları mücadelesine yönelik saldırılar küresel bir trendin de parçasıdır. Bu trende rağmen yeni mücadele alanları açılmaya devam eder. Aktivistlere, hak savunucularına karşı tüm dünyada öyle bir acayip şey var ki anti durum diyeyim. Yani bir safa çekmeye çalışıyor. Bir de mücadelenin alanı değişti. Şu an sağ olsun gençler iklim mücadelesi veriyor artık. Yani bir ton yeni cephede açıldı o anlamda baktığımız. Çünkü yani, ihlaller de çeşitleniyor. Çeşitlenince biz yetemiyoruz vesaire. Dalkıran, mücadeleyi ilerletmek için geniş bir kesimin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizer. Sokağı ve kenti birçoklarıyla paylaşarak sesini yükseltememenin yükünü hissetse de, uzaktan da olsa bir şeyler yapıyor olmak, işe yarıyor hissetmek onun için önemlidir. Hiç gücüm mü yok yoksa artık inancım mı yok bilmiyorum ama akıntıya kürek çekebilmek için hakikaten çok büyük bir gemi ve çok fazla sayıda kürekçi olması lazım. Sanıyorum buna olan inancımı da yitirdim biraz. Çünkü sadece hak savunucularının baş edebileceği bir şey yok karşımızda. Canavar yok. Yani çok büyük bir canavar var. Dolayısıyla onun her kafasını ayrı bir ekibin şey yapması lazım. Yani, dolayısıyla burada Türkiye'ye daha faydalı mı emin değil ama burada en azından işe yarar hissediyorum kendimi. Aktivist, yazar ve çevirmen Özlem Dalkıran, 30 yıldır insan hakları alanında raporlar yazdı, birçok çalışma ve projeye katkıda bulundu, aynı zamanda sahada dayanışmanın parçası oldu. Dalkıran, sevdiklerinden uzakta mücadelesini yurt dışında sürdürmeye devam ediyor. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini topluyor. Savunucuların profillerine sessizkalma.org adresinden ulaşabilir, podcast kanalına abone olarak Spotify, YouTube ve Apple Podcast üzerinden yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bölümde emeği geçenler. Röportajlar Banu Tuna. Metin yazarı ve seslendirme Ceren Yartan. Kayıt ve ses düzenleme Onur Temel. Proje koordinatörü Kerem Çiftçioğlu, asistan Mine Çetin.